Merhaba sevgili öğrenciler, değerli veliler. <laughs> Bu videoda 4. sınıf için 1. dönem 2. yazılı sınav soru değerlendirmesinin örneğini beraber yapacağız. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, bizden istediği 1. soruda resimlerin altına uygun eylemleri yazınız. Eylemleri burada, yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bakıyoruz. Satranç oynuyor. Yani playing chess. Burada uçurtma uçurtuyor. Yani flying a kite. Burada bir kitap okuyor. Yani reading comics. Burada dans ediyor. Yani dancing. Burada resim çiziyor. Drawing ve son fotoğrafta tenis oynadığı için playing table tenis yazıyoruz buraya arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda boşluklara tabloya uygun olarak like veya dislike ile tamamlayınız. Şimdi güler yüzü ise like, bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Ee, Hüzünlü yüzü ise dislike bunun gibi ve bunun gibi yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz her birinin altında coloring books altında like yazıyor mesela learning english için like, playing with marbles misketlerle oynamak dislike. Swimming like ve watching cartoons dislike. Şimdi coloring books seviyor. I like coloring books. Bunlara göre dolduruyoruz. I like learning English. I dislike playing with marbles. I like swimming. Ve son olarak da I dislike watching cartoons. Şimdi arkadaşlar. Resimlerin altına uygun cümleleri yazınız. Bir sabah yapılan şeyler var. Öğleden sonra yapılan şeyler var arkadaşlar bir de burada öğlen yapılan e, akşam yapılan şeyler var şimdi buna uygun olarak hemen bakalım e, yukarıdaki eylemler bakınız burada uykudan uyanıyor yani I wake up yazıyoruz burada kahvaltısını yapıyor I have breakfast bunların içinden seçiyoruz arkadaşlar bakın I wake up mesela I have breakfast. Burada gidiyor. I go to school. Okula gidiyor burada. I go to school'u buradan seçiyoruz ve çiziyoruz. Öğlen yaptığın şeyler. I have lunch. Öğlen yemeğini yiyor. I have lunch'ı hemen buradan bulup çiziyoruz. I have lunch. Burada ne yazıyoruz? Eve gidiyor. I go home. Bakın yukarıda bunu seçip buraya yazdık. Burada ödevini yapıyor. Yukarıda I do my homework'ı çizip buraya yazıyoruz. I do my homework. Akşam yaptıkları ise akşam yemeğini yiyor. Yani buradan bakıyoruz. I have a dinner yukarıda. Buraya yazıyoruz. I have dinner. I read a book. Kitap okuduğu için yukarıdan bunu çizdik. I read a book'u buraya yazıyoruz. Yatağa gidiyor. I go to bed. Yine de yukarıdan son kalan şıkkı çizip I go to bed olarak yazıyoruz arkadaşlar. Soru E'ye geliyoruz. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Saat 11'i gösteriyor. It's 11 o'clock. Yani A şıkkı. Saat 3'ü gösteriyor. It's 3 o'clock. Yani B şıkkını tamamlıyoruz. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçiniz. Is she from Italy? No she isn't. She is. Britanya bayrağı var. O yüzden Britanyalı şıkkı seçmeliyiz. French, Fransız, Russian, Rus, German, Alman, British, Britanyalı. Yani D şıkkı doğrudur. İki numaraya geliyoruz arkadaşlar. Bu topu Erkek için onun topu, kız için onun topu, benim topum, D'de de senin topun diyor. Burada kız olduğuna göre kız için onun topu yani B'yi seçmeliyiz arkadaşlar. 3 numaraya baktığımızda buradaki fotoğrafın İngilizcesini bizden istiyor. Makas. A şıkkı doğrudur. Scissors makas için kullanılır. B şıkkında ruler, cetvel. C şıkkında pencil, kalem. D şıkkında da eraser, silgi yazıyor. Numara yazıyor burada. 28, 28. A'da 35 diyor, 35. B de 28, doğru şıktır. B'yi seçiyoruz. C'de 48, 48. D'de 23, 23 diyor arkadaşlar. Ve B şıkkı doğruydu. Şimdi burada bir fotoğraf var ışıkları söndürüyor. Be quiet. Sessiz olun. Open the door. Kapıyı açın. Turn off the lights. Işıkları söndürün. Clean the board. Tahtayı temizleyin. Yani C doğrudur. Altıda cuma, boşluk pazar. Boşlukta cumartesi olmalı, değil mi? Cumartesi. Yani A diyor Monday, Pazartesi. B Wednesday, Çarşamba. C Thursday, Perşembe. D Saturday. Cumartesi. C, e, o yüzden D şıkkını seçiyoruz. 7 numarada İzmir is in the İzmir nerede olduğunu söylüyor. A şıkkı East Doğu B şıkkı North Kuzey C şıkkı West Batı D şıkkı South Güney İzmir batıda olduğu için C yani West doğrudur. 8 numara. Do you like playing computer games? Bilgisayar oyunlarını oynamayı sever misin? Sorusuna doğru cevap hangisi olabilir? A şıkkı diyor ki yes I do. Evet severim. B şıkkı yes I can. Evet yapabilirim. C şıkkı no I can't. Hayır yapamam. D şıkkı no I do. Hayır severim. O yüzden A şıkkı doğrudur. 9 numara. I like Burada ne yapıyor? bu çocuk misketlerle oynuyor. Watching cartoons. Çizgi film izlemeyi severim. Singing. Şarkı söylemeyi severim. Playing basketball. Basketbol oynamayı severim. Playing with marbles. Misketlerle oynamayı severim. Yani D şıkkımız doğrudur. 10 numarada. What time is it? Saat kaçır? Saat 10'u gösteriyor. It's o'clock. Saat sadece saat diyor burada. Rakam yok. Bu doğru olamaz. B it's ten o'clock. Saat 10. C it's o'clock ten. Saat onu 10 on saat gibi diyor. Hani ters diyor bu ikisinin yerine. Bu da doğru olamaz. D it's two o'clock. Saat 2. O yüzden doğru cevabımız B'dir. B şıkkı doğrudur. Arkadaşlar bu videomuz burada sona eriyor. Yararlı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Herhangi bir soru, herhangi bir öneri, herhangi bir eleştiriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Muhakkak geri dönüş yapılacaktır, cevap verilecektir. Videolarımızı, kanalımızın ismini arkadaşlarınızla, aile üyeleriyle paylaşmayı unutmayınız. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sınavlarda sizlere başarılar diliyorum.